arkadaş. Sen de bu göz içine bak falan bakıyor musun? Ben genel hem Genel. yüz şekillerine bakıyorum, elin içerisindeki şekillere bakıyorum, el yapısına bakıyorum, hepsine bakıyorum. Ve bunlara baktığın zaman neler gözükebiliyor? Kişinin karakteri gözüküyor. Hadi dur, bak. Zaafları gözüküyor. Bir dakika, dur, yazayım yazayım. Karakter, yüzüne baksana, karakter. Karakteristik yapısı gözüküyor. Zaafları, zayıf yönleri. Ondan Zayıf. sonra güçlü yönleri, akıl kapasitesi, duygu dünyası, sosyal durumu, aile ilişkileri, sağlık durumu, evlilik veyahut da çocuk durumları, aşk hayatı, gönül ilişkileri, cinsel hayatı Hadi ve dur. Benim cinsel hayatımı görüyor musun yüzünden böyle? Hani mutlu muyum değil miyim diye. evet. Allah Allah. İnsanların şimdi cinsellik de tabii şöyle, cinsellikteki güçlü olma, zayıf olma veyahut da cinsel isteğin yüksek olması, yani libidonun yüksek olması veyahut da zayıf olması veyahut da duyguların çok yoğun gösterebilen, göstermeyen, bunların hepsinin dediğim gibi insanların el ve yüz şekillerinde meydana geliyor diyebilirim. Vay. Nurgül, istersen sen de hani canlı O yayındasın şu zaman an. Mehmet, insanlar senden korkmasın lazım bence. Aslında tam tersi, hiç öyle bir şeye gerek yok, korkmasına da gerek yok. Tam tersi, aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Bu tabii geniş bir ilim. İnsanlar doğuştan yüz okuma uzmanıymış normalde, bütün insanlar. Hatta biz ilk yüz okuyarak dünyaya geliyormuşuz. O da nasıl? Allah Allah. Bebek doğar doğmaz, aslında şimdi söylediğince daha iyi anlayacaksınız. Bebek doğar doğmaz konuşamıyor. Konuşamadığı için yüzleri mimiklere bakıyor. Ve siz mesela abu diyorsunuz mesela, yüzünüzü gülüyorsunuz. Ne yapıyor? O yüzünüzden mutlu musunuz, değil misiniz, sinirli misiniz, öfkeli misiniz? Bebekken yüzü, sizin yüzünüze bakarak bunu hareket ediyor. Ve hatta okuyor, anlıyor, hissediyor. Yani Aslında doğru bir tespittir, çünkü bebekler şimdi konuşmadıkları zaman ağlamasından bir anne görebiliyor o bebeğin ne durumda, ne istediğini. Doğru, aslında haklısın. Evet. Yani biz Anladım. dediğim gibi doğuştan yüz okuma uzmanı olarak geliyoruz ama bu süreç içerisinde tabiri caizse belki kirleniyoruz mu diyelim veyahut da unutuyoruz veyahut da o bilinç altında köreliyor. Öyle de diyebilirim.